Kardiyopulmoner rehabilitasyon, kalp ve solunum rahatsızlıklarını içeren fizyoterapi ve rehabilitasyonun alt başlıklarından bir tanesidir. Kalp hastalıklarından başlıca açık kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda, stent takılması durumunda, kalp krizi, bypass gibi durumlarda uygulanmaktadır. Solunum rahatsızlıklarında ise travmaya bağlı akciğer tümörü veya e, kaza sonucunda çıkartılan lob koah, astım, amfizem, bronşit, bronşektazi gibi durumlarda uygulanabilmektedir. Hasta fizyoterapiste başvurduğu andan itibaren geniş bir değerlendirmeye alınmaktadır. Bu değerlendirmenin içerisinde fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü testler bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları treadmill'de yapılan testler, kol ve bisiklet ergometresinde yapılacak olan testler, 6 dakika yürüme testi, mekik yürüme testi, basamak testi, otur kalk testleri uygulanmaktadır. Bu testler EKG takibi, kan basıncı, kalp hızı, kandaki oksijen düzeyi ile ilişkilendirilip hastaya uygun bir egzersiz programı hazırlanmaktadır. Egzersiz programının içeriğinde ise solunum kaslarının eğitimi, postürel direnaj, perküsyon, ev programı, Öksürme eğitimi uygulanmaktadır. Bunların ışığında hasta eski akciğer kapasitesine ulaşmayı hedeflemekle birlikte fonksiyonel kapasitesindeki artış, solunum kaslarındaki kuvvetlenme, yorgunluğun azalması, nefes darlığının azalması gibi olumlu etkileri bulunmaktadır.